Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam hayırlı programlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun hocam. Efendim. Cenab-ı Hak size kolaylıklar versin. Amin hayırlı size de. Hayırlı Ramazanlar olsun. Siz hayır ve dualarınızı bekliyoruz inşallah. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Sağ ol. Allah razı olsun. Diline sağlık. Hocam biz şimdiye kadar fitre veriyorduk. Hep paradan veriyorduk. Yani bilmediğimiz için sen şeyleri dinledikçe kafamız tüm karıştı. Şimdi bir kilo hurmadan mesele veriyorduk. Normalde hani Diyanet'in 16-20 lira böyle bir şey koyuyordu. Biz bunu bilmediğiniz için şimdiye kadar böyle verdik. Şimdi bu şeyde de senden bir ricam olacaktı. Benim kaldığım yerde mesela şu anda en yenecek hurma 7 lira kilosu. Yukarısını artık şey değil yani benim durumum biraz şey olduğu için. Bunu 3,5 kilo bunu paraya çevirmemiz mümkün olur mu? Önceki yaptıklarımız yani verdiklerimizden ne yapmamız lazım? Bunun için de senden bir aydınlatma mümkünse istiyorum, rica ediyorum. Efendim ilk dinleyicimizin ilk sorularını atlamışız. Dedi fıtrayı biz de kağıt parayla veriyorduk dedi. Şimdi dedi bizim burada dedi baktın dedi hurma 7 lira. Herkes kendi durumuna göre hani fiyatını seçebilir 7 lira. 3, 7, 21 aşağı yukarı 25 lira. 25 lira. Yani dedi biz dedi 3,5 kilo hurma alıp versek veya bunun bedelini şey olarak versek, para olarak versek. Evet, fakir vekiliyle hurmayla bile devir yapılır. Nasıl yapılır? Biraz uzar ama mesela diyelim ki 3,5 kilo hurmayı getirdi. Sen fakir vekilisin. Fıtır olarak ben sana bunu verdim. Veyahut da 2 kişilik 7 kilo hurma getirdim. Ne olsa da ben dedim ki ya arkadaş bunun fiyatı işte bu. İstersen bana sat. 25-25, 7 kilo, 3,5-3,5, 7 kilo, 25 eder, 50 lira, 50 lira eder. Olur dedi ya ben de hurma çok tutursan 50 liraya sattım, sen de kağıt parayı verdin. Sen parayı ona verdin, hurmayı geri aldın. Dolayısıyla sen de götürdün o fakirlere o kağıt parayı verdin. Seni umum vekil tayin etmişlerse. Veya bunu birer gramlık, veyahut da yarım şarkı gram altınlar var. Onlarla da aynı şekilde devir yapılabilir. Bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Yani 7 liralık hurmayı baz alarak ben fıtra verebilir miyim? Tabii verebilirim. Yani fıtranın devri sadece altınla değil, mesela arpa, buğday, hurma, kuru üzüm bunlarla da kendileriyle de yapılabilir yani devri. İlla ki para vereceksin. Unla. Mesela geçen sene dinleyicim birisi dedi ben dedi böyle de unla devir yaptım dedi. Maşallah ne güzel anlamış yani. Zor bir şey de değil. Oluyor mu? Oluyor tabii. Yani başarılıyor mu? Başarılıyor. Ya efendim işte kağıt para lazım falan filan. Ya bu bir emirdir. Dinin emridir. Herhangi bir yere gidiyorsun, bir devlet dairesine gidiyorsun, çarpınca falan şey evrakları doldur diyorsun. Ya canım ben dolduramam falan filan diyor musun, diyemiyorsun. Oturuyorsun, aynı şekilde dolduruyorsun. O şartları yerine getiriyorsun. Şunu alacağım diyorsun, tamam şartlar budur. Böyle böyle yapınca bunu alırsın. Bir dinleyicimiz de mesela Ramazan kolileri oluyor ya, bildiğin, bayağı bildiğin fakir bir aile varmış. O Ramazan kolilerinin içerisinde kendisi özellikle 5 kiloluk un da alıp koymuş. Böylece fitresini de vermiş. Tabii bitti. Oldu bitti yani. Ne oldu? Fakire yardım ettin. Fıtra demene de gerek yok. Sen onu oradaki mesela diyelim ki bulgur da koyuyorsun, pirinç de koyuyorsun. Yani onları da aynı şekilde o niyetle koyduğun zaman onlar da aynı şekilde kurtarıyor tabii ki bedelini şey itibariyle. Yani oraya un koyduğun zaman zaten kişi başı nedir? 1750. 2 kişi 3,5, 4 kişi olsa 7 kilo un. 10 kilo oraya bir şey koysan yanına da işte çay, şeker, meker falan bir şeyler koysun, bir kuru alır götürürsün. Ne oldu? Fakir 10 kilo un geldi. İşte, zaten ihtiyacı var. İhtiyacı var. Onu da sen de ibadetini yerine getirmiş olursun.